kocasına. Ben ona ilişkidim. Baldız kim oluyor? Onu biliyorum, kız kardeşim. Kaan'ın... Benim kız kardeşim Kaan'ın baldızı. Elti kimdir? Onun kız kardeşi. O görüntü. Bir dakika ya. Elti. Ay. Bacanak kime denir? Sessiz. Benim kardeşimin kocasının... Kocası... Gelmişinin, geçmişinin. Ya bacanak, iki kardeşim, kocalar bacanak oluyor. Güzel. Bak, o var diye biliyorum. Var yani, yok hani ben annemden yola çıkıyorum şimdi. Annemin kardeşi var, babamın kardeşi. Yok, neyse bildim ama. Bildim yani bacanak. Peki, senin görümcen kayınvalidenin nesi olur? Şey, kızı. Güzel. Olanları biliyorum. Zorlaştırmayın lütfen. Bu kadar yeter bana. Çok iyi. Peki. Nasıl tanıştınız Kaan'la? Ofiste tanıştık. Güzel. Benim ofisimde. Yani çalıştığım ofiste tanıştık. 9'da iş başı yapıyordum. Girdim sabah. Ofisteyim. Evraklarımı falan... Muhasebe bu arada. Kendisi siteden ayrılırken muhasebeye uğrayıp... bütün bakiyesini kapatması... ardından ayrılması gerekiyor. Bana geldi, sayaç değerleri okunması gerekiyor. Bütün evrakları hazırlanacak. Daha sonradan daireyi boşaltıp çıkacak. Bir sitenin muhasebesi bu arada. Geldi, sabah ben taşınmak istiyorum dedi. Tamam, ben dedim evraklarınızı hazırlayacağım. 2 saat sonra gelin. Hani 2 saat içerisinde dedim sayaç değerleriniz ölçülüyor. İşte hesaplar, kitaplar yapılıyor. Ben dedim evraklarınızı hazırlıyorum. Bakiyenizi, paranızı ödeyip çıkış yapabiliyorsunuz siteden dedi. Tamam dedi, gitti. Ama bu kadar yani. Ya hemen, daha sabahın 9'u zaten. Çok bastırdım hemen yapsın diye de yapmadı. Bekletti beni. Bir şey demiyor, devam eder misin? Tabii. Gitti, ben evrakları hazırlamaya başladım falan ama tabii benim ışığımı görmüş herhalde sabah sabah. Daha gözlerini yeni açmış ama görmüş yani beni kendisi. Beğenmiş, hoşlanmış. Ses tonu değişti. Sonra beni görmüş. Zaten o benim ses tonum eğer değişiyorsa zaten Kaan anlıyor. Ya böyle ya naza gidiyor ya bir soruya gidiyordu. Yok abi, o ses tonu değişirse sürekli saçma bir soru geliyor. Bir ses tonum var, onu yapınca o anlıyorken ha bir soru geliyor şimdi. Hangi ses tonu? Aşkım. Diye böyle aşkım deyince o ses böyle inceden gelirse Kaan diyor ki şimdi... Kaan diyor ki o sesi duyduğumda biliyorum ki saçma sapan bir soru gelecek. Birbirinize aşkım diye mi hitap ediyorsunuz? Her şey diyoruz. Yani mesela? Genelde aşk genelde diyoruz. Genelde aşkım he. Aşk. İşte canım, cicim. Siz nasıl hitap ediyorsunuz birbirinize? Biz her şey söylüyoruz. Ömrüm diyorum genelde ben. Ömrüm. Ömrüm. Çok hoş. Evet. Fatma siz nasıl hitap ediyorsunuz? O bana Apakay diyor, ben de ona Salih diyorum. Salih diyorsun çünkü ismi Salih. Bu kadar mantıklı bir şey olabilir mi? Peki siz nasıl hitap ediyorsunuz? Aşkım, hayatım, canım. Sizde yok mu aşk kişkolar, aşk gribom çikolalar? Evet, oluyor tabii. Ama tabii arada. Oluyor. Devam. Ya arada yapıyor da ben çok şey yapmıyorum. Şey alacağımız zaman. Evet, genelde yani şey isteyeceğimiz zaman oluyor. Bana hacı diyor ama. Hacı mı diyor? Hacı diyor. Bir şey alacağınız zaman hitap şekliniz değişiyor mu? Tabii ki. Ses çok net. İnceden böyle, direkt. Kedi gibi. Mesela ben bir şey istediğimde anlıyor ki... Sen bugün bir şey yaptın veya bir şey isteyeceksin. Ses tonun çok düşük, çok milayimsin. Ve öyle de oluyor.